sana. Yasin. Yasin abi. Yasin abi. Yasin abi ara. Yasin. Yasin abi ara. Yasin. Yasin. Ne söyleyeceksin? Yuman. Ay. Cumali gel çabuk. Cumali. Çocuk kumandardı lan, çocuk kumandardı. He? Arabanın içine gidiyoruz. Neden de? Anne. Anne, ayaklar. Anne. Bombe. Mehmet, doğru evli kapının önüne çabuk gel. Çabuk. Çabuk gel. Ay çağırın ya. Çağırın. Çağırın. Çocuğu alın, çocuğu alın. Abi çocuk tıkandı burada. Çocuğu alın. Yasin yürüyemiyorum. Çocuğu alın. Adım Samet Sarı. 5 yıldır bu duraktayım. Yolcu indirmek için durağa yanaşmak üzereyken aynaya baktım. O sırada çocuğun, kadının bağırışlarını fark ettim zaten. Kadın, çocuk kilitlenmiş kalmış, böyle boğazına bu sert şekerler değil de yumuşak olan şekerler var ya, onlardan yapışmış. Nefesi falan kesilmiş çocuğun. Artık morarmaya dönmüş çocuk. Kadın da telefonla konuşuyor, ilgilenmemiş. Herhalde fark etmemiş çocuğu da. Ondan sonra yolcuyu indirdikten sonra ben artık aralardan kırmızı ışık, ters şerit, hastaneye, amacım sadece hastaneye gitmek. Bir an önce hastaneye gitmek. Çocuk acil servisine bıraktım hastayı hemen. Zaten hastanenin önünde ambulans personeli vardı. Direkt onlar hemen aldılar çocuğu. Zaten sıra seyir halindeydim. Güzergahımdan çıktım direkt hastaneye. Zaten o amaçla şey yapmadık. Bizden şeydi yani. Bizim görevimizdir o. Yani irtibatta kalmak için şey ama çocuğun durumu iyi, onu biliyorum. Öncelikle hiç paniğe kapılmasınlar. Normalde ilk yardım eğitimi olan biri tamam sert şeyi çıkartabilir ama yapışkan bir şey. Çünkü aracı içinde gördüm ben onları, ne tarz şeker olduklarını. O yüzden hiç müdahale etmek istemedim. Sadece direkt hastaneye gitmek istedim. Yani şehrimizin duyarlı insanları da çok şükür ışıklarda falan hep bize yol verdi o konuda. Buradan da ebeveynlere sesleniyorum. Bu tarz şeyleri, şekerdi, boncuklu, bu şeylerden çocuklarını korusunlar. Yani biz bunu meşhur olmak için değil de bir insanlık namına yaptık bunu. Bu tarz olaylar herkesin başına gelebilir. Yani insanlar dörtlüsü yanan araçlara, ışıklarda yani bir acelesi var, bir hastası var ki bu adam geçmek istiyor. Bunlara yol verelim. Yani polis bile bana dedi, ters şeride girdim artık ne yapıyorsun dedi bana. Ben de ona selektörle karşılık verdim. Çekil dedim kenara. Şeyleri durak olarak, durak yönetim olarak, işte çalışan arkadaşlar olarak çok dile getirme prensibi bir şeyimiz yok bizim yani. Sonuçta bu bir insanlık kuralı gibi bir şey. Yani bunu hangi arkadaşımız olsa hepsi yapardı. Yani ilk başta bir şaşkınlık yaşar şoförlerin. Kimi olsa ki herkes şaşkın ama tek odak nokta bunu yapacaktır eminim ona. İnsanlık olarak yani. En başta insanlık olarak bunun odak noktası olması lazım. Teşekkürler.